Orta Doğu projesini biraz ertelememizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Babam da benimle aynı fikirde. Kuzey'i bu işe dahil etmek isteyen sizdiniz. Yani operasyonun ilerleyişini bir görelim, ondan sonra karar vereceğiz. Bakın, ben kardeşimle iş anlamında yollarımı ayırmıştım. Projemize zarar veriyor diye kanuni yollara bile başvurdum. Buna rağmen babanız onun ayağına kadar gitti. Kuzey'i cesaretlendiren, bu işte olması için onu ikna edenler sizlersiniz. Ben kontrolü elden bırakmamak için karşı durmadım size. Başka formüller geliştirdim, böyle bir ortaklığa gittim. Yani kimsenin başı ağrımasın diye fedakarlık yaptım aslında. Çok profesyonel bir davranıştı bence. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama benim önceden öngörüp de önlemeye çalıştığım şeyler gerçekleşti diye şirketimizi cezalandıramazsınız Ersin Bey. Rica ederim Güney Bey, böyle almayın durumu. Ceza ne demek? Ya kusura bakmayın ama ben böyle algılıyorum. Hatta benim size öfkeli olmam gerekiyor. Ya siz projenin en önemli adımını erteleyelim diyorsunuz. Bakın, sizi anlıyorum. Ama yani bugün yaşanan olaylardan sonra yola nasıl devam edeceğimizi biraz daha düşünmekte fayda var. Öyle değil mi? Önümüzü net bir şekilde görelim önce. Sonra her şey yoluna girer diye düşünüyoruz. Ama öncelikle basında yarın nasıl yer alacağız, onu halletmemiz lazım. Yok, arkadaşlar çalışıyor zaten. Haberlerin çıkmasını önleyeceğiz, merak etmeyin. Güzel. Peki. Bu olayın çabuk unutulmasını dileyelim. Yarın tekrar görüşürüz. Arayacağım sizi. Haber bekleyeceğim. Lütfen rahatsız olmayın. Hoşçakalın. Saat 15'lik toplantıyı yarın sabah 10.30'a aldı. Banu Hanım oturma düzeniyle ilgili son planı gönderdi incelemeniz için. Bu arada bakmanızı istiyor, acilmiş. Organizasyon şirketinden geri dönüş bekliyorlar bunun için. Bu arada kostüm provanız var bugün. Saat 5'te sizi bekliyorlar. Ben aşağı inecektim. Sonra inersin. İyi misin sen? Ya. Ya her şey bu kadar güç olmak zorunda mı? Ben hayatta hiçbir şeyi kolay elde etmedim. Bundan sonra da zor olacağını biliyorum ama... Nefes aldırsın ya. Bir rahat versin. Sürekli çelme takıyor, sürekli ayağıma dolaşıyor. Ne tarafa baksam kuzey duvarına tosluyorum. Ya benim başım beladan kurtulmayacak. Bu nasıl bir lanettir? Yine işime köstek oldu. Yine rezil etti beni. İsteyerek olmadı ki. Bir de onun tarafından baksana. Ya bırak. Ben de kime söylüyorum zaten. Sen her zaman onun yanında oldun. Benim ne hissettiğimi ne anlarsın ne de bilirsin. Aptal aptal sana konuşur. Suçlamak en kolayı değil mi? Sürekli kendin için sızlanıp duruyorsun ama başkalarının ne yaşadığı senin umurunda bile değil. Bencil herifin tekisin sen. Ben seni çok iyi tanıyorum Güney. Bir zamanlar nişanlıydım. Bencilliklerinden payını en fazla alanlardan biriyim ben de. Ezip geçersin sen insanları. Dönüp arkana bile bakmazsın. Sonra da durumu kendine yontmak için sızlanıp durursun işte böyle. Evet. Kuzey'i ezip geçtim. Seni ezip geçtim, evet. Bana nasıl bir adam olduğunu sormuştun ya geçen gün. Bencilsin bak, onu söylemeyi unutmuşum. Bencilim öyle mi? Kuzey yüzünden ayrıldığımızı bilmiyorsun tabii. Ne diyorsun sen be? Kuzey'le ne alakası var? Sen beni aldattın, unuttun galiba.
Banu'yla yattıktan sonra dönüp özür dileme zahmetine bile katlanmadı. O adamları bile göstermedi. Çünkü senden tamamen kopmak istedim. Çünkü Kuzey vardı aramızda. Anlamıyor musun? Kuzey'le ne ilgisi var? Ben senden Kuzey yüzünden vazgeçtim Cemre. O da sana aşık olduğu için. Hala bilmiyor musun? Kuzey aşkını itiraf edemedi mi sana? Bana bak, manyak konuşma. O gece yaşanan her şeyde Kuzey insana olan aşk yüzünden. Anladın mı? Hangi gece? Hangi gece Güney? Söyler misin ne olmuş benim yüzümden? Efendim abi. Tamam canım, tamam geliyorum şimdi. Güney bir laf ettin gerisini getir. Kuzey'e sor. Devamını o anlatsın sana. Bak işte yine aynı şeyi yapıyorsun. Kendi suçunu örtmek için başkalarına suç atıyorsun. Cesareti varsa aşkını itiraf etsin sana. Çamur at, kendin sıyrıl değil mi? Bana rağmen itiraf etsin. Önce seninle yapılacakları halledelim. Son duruma bakalım. Sonra sen provaya, ben provaya. Akşam da bizim kızlarla yemek yiyeceğim. O yüzden görüşemeyeceğiz. Ay ben Barış'la konuşacaktım. Düğün telaşı. Koşturuyorlar. Ben de sana uğrayacaktım, unuttum. Neredesin sen? Şimdi çıktık şirketten. Organizasyonla ilgili koşturuyoruz. İyi, koşturma. Ya test sonuçları bugün verilecek değil mi? Evet, saat 5'te. Sen kendin almaya gideceksin değil mi? Başkasını yollama. Kesinlikle. Ben alacağım tabii ki. Hemen bana da haber ver, tamam mı? Tamam. Hadi. Her şey kesinleşecek. Bir de o var doğru ya. Kuzey'le uğraşmaktan Burak'a unuttuk. Tamam hayatım. Yakında soru sormaktan usanıp tamamen hayatımızdan çıkacak. Merhaba. Gelebilir miyim? Ne o? Gidiyor musun? Yapma Burak, sakın bana pes ettiğini söyleme. Etmedim. Etmeyeceğim de. Yolculuk nereye peki? Benim zamanımda köşkte bir başkahya vardı Seher teyze. Nimet teyze onun adresini bulmuş. Akhisar'a gidiyorum. Onu bulup konuşacağım. Bir şey çıkar mı dersin? Umut etmek istiyorum. Burak, seni yanlış yönlendirdim. Kuzey yanlış adresti. Boşu boşuna
Vakit kaybettirdim sana. Olsun. Yine de işlerinde en net konuşan adamı. Endürüs'tü. Kardeşiyle arası açık olduğu halde onu harcamadı. Kardeşini korudu yine de. Ondan yana oldu. Barış gibi değil. Onun değerleri var. Ne zaman dönüyorsun? En az 2-3 gün sonra. Belki de daha fazla. Şimdilik bilmiyorum. Bir şey öğrenirsen ara, olur mu? Tamam. Sen de. Kendi nedenlerin için olduğunu biliyorum. Ama yine de bana yardım ettiğin için teşekkür ederim henüz. Şimdi değil. Bilmek istediklerini öğrendiğinde teşekkür edersin.